Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu güzel günleri, Rebiül Evvel ayını kastederek söylüyorum, bize nasip ettiği için Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Teala Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin ardınca gidenlerden eylesin. Onun şerefli ümmetinden olmayı hepimize nasip eylesin. Onun şefaatiyle cennette onunla buluşmayı, Allah Teala'ya kavuşmayı da hepimize nasip-i müyesser eylesin. تُعْرَدُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا وَعُوْدًا. Şimdi hasır gibi, hasır bildiğimiz Türkçe'de de kullanıyoruz hasır kelimesini. Hasır nasıl? Birbirine şöyle geçmek. Şöyle birbirine geçmiş. Biri buradan dikine geliyor, biri yatay geliyor, birbirinin içine giriyor. Bir tanesi onun önünde, öbürünün arkasında böyle birbirine bağlanıyor. Onun gibi fitneler kalpleri sarar. Ahir zaman alametlerinden bahsedilirken fitneler sarar. Yani marufu münker, münkeri maruf zanneder insanlar. Öyle bir hale geldik ki hakikaten onu yaşıyoruz. Hem fıtrata, hem insanlığa, hem İslam'a uygun olmayan, zaten İslam, insanlık aynı. Eşdeğer görüyorum ben, eş anlamlı görüyorum. İnsanlığa, İslam'a uymayan ne kadar gayrimeşru işler varsa onlar meşru gibi kabul ediliyor. Kanun çıkıyor ya da işte toplumun direnci diyorlar, yok işte sosyal medya patlaması diyorlar, falan ediyorlar, filan ediyorlar. Korkumuzdan arkadaş zina haramdır diyemeyecek hale geldik neredeyse. Gençlerimize sahip çıkmaya korkar olduk. Ne oldu? O kadar fitneler etrafı sardı ki, bir başka rivayette de gece karanlığının her tarafı kaplaması gibi. Gece karanlığı çöktüğü zaman ne oluyor? Hele hele şehir dışındayken bir anda her taraf kararıyor. Önünü göremiyorsun. Zifir karanlık oluyor. Ya o şekilde bulut olan ve gökyüzünün görülmediği, yıldızların görülmediği bir gecede nasıl karanlık her tarafı örtbas ediyorsa, onun gibi her tarafı karartan bir fitne. Ya da kalplere fitneler verilir. Diğer hadis. Hasır gibi kalpleri sarar. Şimdi asıl üzerinde durduğum o kalplerin hasır gibi sarması. Kim? Allah'tan korkar. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetiyle onun ahlakına bürünmeye çalışırsa ve ahir zamanda da o sünnetleri ihya etmeye kalkarsa o fitnelerden Allah Teala onu muhafaza eder. Her bir sünnet işleyişi, her bir güzellik işleyişi, her bir fıtrata yani yaratılışa, insanlığa, İslam'a uygun her bir hareket edişi ona beyaz bir leke gibi kalbine oturur. Bu beyaz lekeler arta 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 kalbi ayna gibi parlamaya başlar ve Allah Teala'nın tecellilerini yansıtmaya başlar. Ya da Allah korusun bu fitnelere bulaşa bulaşa normal gelmeye başlar. O her bir fitnenin kıvılcımı veya lekesi, siyah lekesi kalbine gelir de o kalbini karartmaya başlar. O da siyahlaşır, siyahlaşır, siyahlaşır. Artık katı kalp sahibi olur. Artık Allah Teala'nın ahkamını dinlediği zaman bile oralı olmayacak halde kulağı tıkalı, kalbi kapalı, mühürlü, gözü görmez, gönlü işitmez olur. Allah korusun. Summun, bukmun, umyun olur. Kör, düşünemez, göremez, kulağı işitmez, hiçbir normal iş yapmaz hale gelir. O da tamamen kalbi kararır. Hadis-i Şerif'te böyle bir benzetme var. Ahir zamanda gelen fitnelerin kalbi karartmasıyla ilgili. Ve şu anda bulunduğumuz asırda diyelim, 21. asra geldik. Allah Teala hepimizi muhafaza etsin. Gittikçe de ahlaki olarak çöküntüye gidiyoruz. Ahlaki olarak çöküntüye gidiyoruz. Dinimizi
unutmaya başladık. Dinimiz bizim pazarda bir domatese, bir patlıcana yahut da bir patatese, bir yumurtaya verdiğimiz değer kadar bile değerli olmaz hale geldi. Öyle değil mi? Gidiyoruz pazara, taze mi, bayat mı, organik mi, değil mi, falan mı, filan mı, çürük mü? Bir sürü sorular soruyoruz. Köy yumurtası mı, çiftlik yumurtası mı, işte fenli gübreyi mi, tabii gübreyi mi, falan filan, bunları da soruyoruz. Öyle değil mi? Her şeyini soruyoruz ama dinimizle ilgili ihtiyacımız olan yerlerde hiçbir şey sormak zahmetinde bulunmuyoruz. Hele hele en büyük fitne sosyal medyaya veya işte elimizdeki telefonların bazı programlarına soruyoruz. Dinimizi onlardan talep etmeye kalkıyoruz. Ondan sonra hilkatimiz bozuluyor. Düşüncemiz bozuluyor. Zihnimiz bozuluyor. Örf, adet, gelenekten uzaklaşıyoruz. Ki bizim örfümüz, ister Orta Asya'ya git, ister Balkanlara git, ister Kuzey Afrika'da dolaş, ister Mekke'de, Medine'de dolaş, örfümüz aynıdır. Mümin emindir, misafirine hürmet eder, komşusuna zulmetmez. Komşusu ondan emindir, o da komşusundan emindir. Müminler birbirlerine dayanışma içerisindedirler olması lazımken maalesef ki batıllaşma ve batıllaşma her tarafımızı sarmaya başlamış. Gece karanlığının çöküşü gibi. Bir taraftan da kalbimize nükteler atmaya başlamış. Kalbimize noktalar atmaya, siyah siyah kıvılcımlar atmaya başlamış. Kalbimizi dağlamaya başlamış. Ve artık Allah Teala'nın kelamını duyduğumuzda irkilmez hale gelmişiz. Tüylerimiz diken diken olmayacak hale gelmiş. Ürpermemeye başlamışız. Sanki birileri bir şeyler anlatıyor ama hiç önemli değil, benimle alakalı değil. Halbuki İslam hayat kaynağıdır. Oradan ne kadar faydalanırsak o kadar yaşarız. Ahirete o kadar sermayemiz olur. Bu hale gelmişiz. Bu ayları, ki mübarek ayların ilk habercisi gibidir. Yani bu senenin ilk kandilini Rebiül Evvel ayında idrak ederiz. Biraz gönlümüz belki hafiften yanmaya başlar. Ondan sonra işte Recep ayının gelişini bekleriz. Sonra öbür kandil, belki kandil derken en azından kandil Müslümanı olarak devam ederiz ya. Bunu bir doz daha artıralım. Bunu fırsat kabul edelim. Bu aylardan itibaren hem dinimizi öğrenmeye, hem yaşamaya, hem yaşatmaya gayret edelim. Çünkü tek başımıza cennete girsek ne olacak? Dostumuza, ahbabımıza, akrabamıza girmemiz lazım. Yanlış bir şey varsa uyarmaya çalışalım. Bilmiyoruz, bana ne demeyelim. Toplum gittikçe bozuluyor. Eğer biz sahip çıkmazsak, Allah Teala sahip çıkacak insanları gönderir, bizi helak eder. Allah Teala'nın ona da gücü, kuvveti yeter. Bu aklımızda olsun. Bir silkelenelim. Bu ayların hürmetine biraz daha dinimize, ibadetimize salavat çekmeye, Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem adetini, örfünü, sünnetini öğrenmeye ve tatbik etmeye de gayret edelim. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Ve subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve neşhedü en la ilahe illa ente nestağfirüke ve netubu ileyk. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.